Mimar Sinan'ın eserlerindeki gizemli sırlar. Mimar Sinan eserleriyle günümüz mimarlarına ilham olmuş başarılı bir mimardır. Osmanlı ordusunda Yeniçeri Ocağı'nda görev alan ve katıldığı seferlerde gördüğü mimari yapıları inceleyerek kendisini farklı kılan mimari üslubu kazanan başarılı bir saray baş mimarıdır. Adını Karabağ'dan sefere esnasında yapılmaz denilen köprüyü Prut Nehri üzerine kısa sürede inşa edip ordulara yol açmasıyla Osmanlı padişahlarına duyurmuş ve çok uzun yıllar sarayda görevini başarıyla sürdürmüştür. Günümüzde Mimar Sinan'a ait olduğu bilinen 375 eser bulunmaktadır. Bu eserlerin birçoğunda ise genç mimarlara örnek gösterilebilecek zamanın ötesinde detaylar yer alır. Mimar Sinan eserlerinde sıkça karşımıza çıkan gizemli sırlarsa koca Sinan'ın dehasını ortaya koyar. Peki nedir bu sırlar? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Süleymaniye Camii, kubbe ve kemer yapılarının yanı sıra boş küplerin de görev almasıyla akustiği en iyi olan camiler arasında gösterilir. Koca Sinan'ın boş küp matematiği sayesinde minberde ve mihrapta söylenen her bir söz caminin her noktasına eşit olarak yayılır. Toplam 275 kandille aydınlatılan camide islerin bıraktığı ve sonrasında mürekkebe dönüştürüldüğü bir de is odası bulunmaktadır. Mimari açıdan kusursuz denilebilecek bir planlama sayesinde tüm kandillerden çıkan isler doğru hava akımıyla bu is odasına toplanır. Süleymaniye Camii içerisinde tek bir örümcek ağına rastlanmamış olması hiç de tesadüf değildir. Koca Sinan, cami içerisindeki her bir kandil yuvasına deve kuşu yumurtası yerleştirerek bu sorunu 500 yıl kadar öncesinden çözmüştür. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Edirne Selimiye Camii'nde ise 5 kademede yükselen pencerelerle İslam'ın şartları, 32 kapıyla İslam'ın farzları, 99 pencereyle ise Allah'ın isimleri sembolize edilmiştir. Tüm bu etkileyici detaylar mimariyi daha ilgi çekici kılmakta ve görenleri etkilemektedir. Selimiye Camii inşaatı başlamadan tam 2 yıl önce tüm ağır malzemeleri inşaat alanına yerleştirerek zeminin tamamen oturması için beklemiş. Zeminde oluşması muhtemel kayma ve çatlamaların önüne geçmiştir. Dipnot: Şehzade Camii temeline Mimar Sinan tarafından yapı planlarının ve tekniğinin yer aldığı gizli bir kağıt yerleştirilmiş olduğu rivayetinin aslı bulunmamaktadır. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın.